otururken, Müftü muavini olarak orada otururken içeriye bir kadınla bir kız girdi. Orta yaşlı bir kadın, normal kapanmış. Yanında da açık yerleri kapalı yerlerinden daha fazla olan perişan bir kız. İçeriye girdiler. Oturdular ama o hanım, orta yaşlı kadın o kadar mahcup, o kadar mahcup bir manzara içindeki, buyurun dedik. Hanım kardeşimiz, buyurun efendim, bir şey mi soracaksınız? Utana utana şunu sordu. Hocam dedi, bu benim kızım dedi. Kimya fakültesinde okuyor dedi. Üniversitede okuyor dedi. Çok affedersiniz, vallahi utanıyorum dedi. Aynı fakültede benim bir kardeşim de var dedi. Kızımın dayısı oluyor dedi. Beraber okuyorlar. Şimdi tutturmuşlar, evleneceğiz diyorlar dedi. Senelerden beri benim kardeşimle bu kızım dedi, af buyuru sevişmişler, her rezaleti işlemişler, şimdi illa evleneceğiz diyorlar dedi. İkna edemiyorum dedi, lütfen birkaç şey söyler misiniz dedi. Ve ağlamaya başladı anne. Aman ya Rabbi, anlattık, birkaç arkadaş daha vardı, müftü arkadaşlar. Kızım dedik, bak olacak şey mi, Allah bunu haram etmiş. Şöyle bir böyle tam 3 saat inanırsanız, 3 saat tıbdan, fenden, fizikten, kimyadan, şeriattan, Kur'an'dan anlattık, anlattık. Sonunda ayağa kalktı, efendim dedi, ben dedi dayımla sevişiyorum dedi, evlenmek istiyorum dedi. Bu benim zevkim dedi, arzum dedi. Allah niye bizim bu arzumuza karışıyor? Ben böyle Allah kabul etmiyor. Üniversitede yetişen bir kızımız bunu söylüyor. Neslimizi böyle kafir haline getirdiler. Neslimlerimizi üniversitede vallahi ve billahi zehirlediler. Üniversitelerde yavrularımızı kafir yaptılar. Üniversitede yavrularımızı dininden ve imanından kopardılar. Neslimizi İslam'ın dışına sürüklediler. Başka bir imkanımız da yok bunları anlatmaya. Nereden söyleyebiliriz bu gerçekleri? İsteyen profesör istediği dakikada başörtüsüyle üniversiteye gelen kızın başörtüsüyle